Merhaba arkadaşlar. Bugün dün akşam oynanan bir spor müsabakasında meydana gelen şiddet olayıyla ilgili konuşacağız ama biz normal basın gibi değil de hakikaten dertlerimize çözüm bulacak şekilde konuşmak istiyoruz. Şimdi Türkiye'de bir şiddet, adalet ve siyaset sarmalı var. Açtığınız zaman ...gazetelerin üçüncü sayfalarını... ...bol miktarda... ...şiddet olayı görüyoruz. Televizyonlara akşamleyin açtığınız zaman... ...haberleri... ...özellikle bu ana haberin başlamasından önceki... ...sıcak gelişme gibi... ...isimler verilerek... ...adlandırılan... ...bu yayınlarda... ...bol miktarda şiddet görüyoruz. Dün ne oldu? İsmi önemli değil çünkü buradaki... ...hadise şahıslar değil. Buradaki hadise... Türkiye'de içinde bulunulan durum. Şimdi dün bir tane futbol takımının kulüp başkanı indi sahaya kameraların önünde, milyonların önünde bir hakeme vurdu, yere düşürdü. Onun etrafında birkaç kişi muhtemelen yağdanlıklardır bunlar. Onlar da vurdular falan. Bu cesaret, bu Gözü karalık nasıl meydana geliyor? Şimdi baktığınız zaman şöyle bir göz attım haberlere hemen hastaneye gitmiş hastaneden doktora açıklama yapmış yok tansiyonu 190'a bilmem kaçmış yok daha önce de kalbine stent takılmış bu şeyin spor kulübü başkanının spor kulübü başkanı açıklama yapıyor e işte olay anında gözüm karardın olduğunu hatırlamıyorum sanırım avukatı falan gerekli şeyi vermiş olmalı ki Türk Ceza Kanunu'nun 46 tane hani vatandaş arasında derler ya 46'lıyım falan diye. O Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesidir. Olay anında akli dengesinin yerinde olmaması manasına gelir. Yani cinnet hali manasına gelir. Ee, olayın öncesinde aklı başındadır. Olayın sonrasında da aklı başındadır. Sadece olay anında aklı başında değildir. Bu da ceza almamayı sağlar. Şimdi bu gerçekten var mıdır? Tabii ki insanların cinnet geçirdiği haller vardır ama bizde maalesef buna çok fazla yapışan tipler var. Burada da e, anladığım kadarıyla durum bu. Peki basınımızda durum ne? İşte bizim ana akım medya dediğimiz e, medya tutuyor Avrupa'ya rezil olduk, dünyaya rezil olduk falan başlıklar atıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok da önemli değil herhalde onlar için. Vatandaşlarına rezil olmak çok önemli değil onlar için. Muhalif medyaya bakıyorsunuz AKP'li eski yönetici, AKP'li eski milletvekili falan diye olayı siyasallaştırma, sulandırma döne tarzı var. Halbuki aynı muhalif medya daha önce bir CHP'li milletvekilinin bir ask askeri kovalamasını ki ya kovalayıp yakalayınca herhalde nasılsın kardeşim falan diyecekti. Hiç bunu görmezden gelmişlerdi. İşiniz böyle ne oluyor, ne bitiyor bu ana akım medyada, bilmem ne de, işte muhalif medyada falan umurlarında değil. Bunların elinde bir keser var. Bu keser hep kendilerine doğru yontuyor. Halbuki burada büyük bir sıkıntı var. Daha önce bir video yapmıştım. Adalet diye sizlerden hiç ilgi görmedim. Yani hakikaten görmedim. Biz de niyeyse işte seçilerden bahsetsek, Polat Dilan'dan bahsetsek ki daha sonraki videolarımda bahsedeceğim. Tabii sizin düşündüğünüz gibi değil. Binlerce izlenir. Fakat böyle hakikaten toplumun sorunuyla ilgili bir şey anlattığımız zaman sıkılıyor herhalde bizim vatandaşlarımız. Tabii ben kendi abonelerimi kastetmiyorum. Onlar benim tarzımı bildiği için ve abone de olduğu için onlar zaten biliyorlar konuyu. Benim tarzımı da biliyorlar ve ilgiler ki devam ediyorlar. Neyse dostlar Şimdi gazetelerin 3. sayfa haberlerini açın. Bu niye böyle oluyor? Bakıyorsunuz. Diyor ki işte hırsızlık zanlısı yakalandı. 37 suç kaydı olan hırsızlık zanlısı... E, ...çıkarıldığı mahkemede... E, ...adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 37 kaydı var. Hırsızlık yaparken yakalanıyor. Adli kontrol kaydıyla serbest bırakılıyor. Yani oturduğunuz yerde... ...ben şahsen öyleyim yani... Arkadaş bu nasıl oluyor diyorum. Peki sizler bunu söylemiyor musunuz? Eminim söylüyorsunuz. İşte karısını şöyle bıçaklayan böyle bıçaklayan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Veya filancanın ayağına sıkan adam bilmem neyin bilmem nesine sıkan adam iş yerini dağıtan adam yok adli kontrol şartıyla bırakıldı. Yok ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ne oluyoruz abi ya? Bu niye böyle oluyor? Burada belli ki Emniyet ve Jandarma Teşkilatı görevini yapıyor, adamı yakalıyor. Veya zanlıyı yakalıyor. Adam deyince hep erkek akla geliyor, kadınlar da yapıyor bunu. Peki bu niye böyle oluyor? Görev yapıyor. Kolluk kuvveti üstüne düşen görev bu zanlıyı yakalamak ve savcılığa sevk etmek. Savcı da görevini yapıyor. Savcı ne yapıyor? Alıyor bunu Yasalarımızda Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen suçlar verilen istenen cezaya göre bir iddianame hazırlıyor ve mahkemeye sevk ediyor. Savcının da bir suçu yok. Peki hakimin de suçu var. Hakim de önünde bulunan Türk Ceza Kanunu yasalarına göre işte bilmem kaç yıla kadar suçu olan cezaların işte adli kontrol şartıyla serbest bırakılır, yargılaması dışarıdan devam eder, bilmem neyi bilmem nereden devam eder. Hakim de haklı. Peki suçlu kim? Suçlu siyaset kurumu halka, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, halkla demeyeyim çünkü biz halkın büyük bir bölümü bu konudan rahatsızız. Ama eşi, çoluğu, çocuğu, yakını bilmem neyi cezaevlerinde yatan insanlar için af isteyen büyük bir kitle var. Kader mahkumu diyorlar bunlar kendilerine ama bir tarafın kaderle falan alakası yok. Suçun meslek haline getirmiş bir kesim var. Bir de hakikaten kader mahkumu olanlar var. Şimdi öyle bir şey ki ben bir trafik kazası geçirdim. Bu trafik kazasında adam geldi benim aracıma 130 140 hız limiti 50 olan yerde vurdu. Sollama yasağı olan yerde beni sollamaya çalışırken vurdu. Tepe noktasına yaklaşırken işte tepe noktasında sollama var, sollama yasağı var, ayrıca e, düz çizgi var, neyse bir sürü şey var. Ben olay anında şöyle düşündüm, 130-140 ile bana vurmuş, İkimiz de sağa çıkmışız, o da bir şey olmamış, ciddi yaralanma olmamış, bende de ciddi yaralanma olmamış. İşte benim sol tarafımda morarmalar vardı. Onlarda da hafif ezikler vardı, morarmalar vardı. Ama onlar haricinde hayat tehlike, uzun kaybı, Allah'a çok şükür. Hiçbir şey yoktu. Benim tek düşünebildiğim o an için. Şükretmek. Bana emniyette sordular şikayetçi misin? Değilim dedim. Kim bile isteye kaza yapmak ister ki? İntihar etmenin başka yöntemleri de var. O nedenle ben şikayetçi falan olmadım. Ama karşı taraf şu an herhalde birine sordu. Avukata mı sordu? Kime sordu? Şikayetçi ol demişler. Şikayetçi oldu. Şimdi mahkememiz sürüyor. Mahkemede ben birinci mahkemeye bir mazeretim vardı. Katılamadım. Şehir dışındaydım. İkinci mahkemede de hakim yok katılma dediler. E, hakim olmadığı için katılma çok yakın bir tarih ertelen o davaya katılırsın dediler. Yerine bir hakim bakmış yasalara göre bana yakalama kararı çıkartmış. Gittik tabi ifade verdik. Bu çıkan yasada bir imza veriyorsun. Eskiden alıyorlardı içeri koyuyorlardı. Hele hafta sonra denk gelirsen üç gün içeride yatıyordun falan. E, gittik ifademizi verdik mahkemenin uzununda kalktı ama hakim falan yasayı işletiyor yasada diyor ki şikayetçi olan taraf yapar karşı taraf bunu yapar o zaman burada sıkıntı şey bunu niye örnek verdim adalet böyle işliyor ben buna bir tavır falan koymuyorum ama niye koymuyorum ne hakime ne savcıya koyamam çünkü onların önündeki kanun bunu emrediyor ama siyasetçilere koyabilirim ne demek ya 37 hırsızlıktan kaydı olan bir adamın hırsızlık yaparken yakalanıp dışarıya salıverilmesi ya. Yani. Bu hakimlere, savcılara şu yasaları doğru düzgün yapsanız da bu çıkamasalar olmaz mı? Adamının ayağına kurşun neymiş yaralamak amaçlıymış. Ya arkadaş bu ne demek? Adamın hürriyetini tehdit ediyor ya. Onun ayağına sıkmak demek ben senin canım istediğim zaman öldürürüm. Sen benim istediğimi yapmak zorundasın. Sen benim kölemsin demek ya. Ne demek ayağı sıkanı işte yok yaralamadanmış çıkıyormuş dışarı. Yok efendim adamı öldüreyiz diye dövüyorlar, adam yolun bakıma gidiyor, dışarı çıkıyorlar. Ya ne demek bu ölmesi mi lazım? Bunun için kanuni bir düzenleme gerekmiyor mu? Biz bu şiddet, adalet ve siyaset sarmalının içerisinde kaybolmak zorunda mıyız? Siyasetçiler sizin sorumluluğunuz bu. Siz de muhalefet kendi tarafından çekiştirip, iktidar kendi tarafından çekiştirerek böyle abuk subuk bir şey olamaz yani. Sizin bunu yapmanız lazım. Herkes kendi kesimine oy alabileceği potansiyel olduğunu düşündüğü yere şirin gözükmeye çalışıyor. Böyle olunca da bu sarmal devam ediyor. Dün ismini söyleseniz ne olur, söylemeseniz ne olur dün o kulüp başkanı. O kulübün, hakemin söyleseniz ne olur, söylemeseniz ne olur. Yasalarımız böyle olduğu sürece yasa koyucu yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Buna çözüm bulmadığı sürece bu olaylar süre gelmeye devam edecek. Bugün futbol sahasında olacak, yarın bir kadının başına gelecek, öbür gün bir erkeğin başına gelecek, diğer gün bir çocuğun başına gelecek. Dolayısıyla <laughs> Affedersiniz. Dolayısıyla dostlar, el cümlede diyelim burada adalet tecelli etmelidir. Evet ediyor. Fakat çok geç ediyor. Bir suçu işleyen insan suçüstü yakalanıyor. İşte eski kayıtları var. Yasada cezası kesinleşmediği için yargıtayda falan filan biliyorsunuz bizim 10-15 yıl sürüyor bu işler. Kesinleşmediği için şeyinde adli sicil kaydında gözükmüyor. Gözükmediği için adamın ne halt olduğunu kimse bilmiyor. Bilmeyince de böyle başımıza bela olarak devam ediyorlar. Bunlar da dışarıda diğer insanlara örnek oluyor. Demek ki yaparsan bir şey olmuyor diyor adam. E bizim televizyon dizilerimizde, mafya dizilerimizde eğer dizi başına 100-150 kişi öldürülüyor bir şey olmuyor. Şehrin ortasında otomatik silahlarla çatışıyorlar. Orada devlet namına postacı bile geçmiyor. Dolayısıyla da adam oralara da bakıyor. Bir şey yok. Suçun suçluyu övmek Bizim yasalarımızda suç. Ama karşılığı ne? Herkesin aklını başına alması lazım. Adalet herkese lazım olur. Bunu unutmayın. Adalet herkese ama herkese lazım olur. İster izleyin bu videoyu, ister izlemeyin. İster beğenin bu videoyu, ister beğenmeyin. Ama çocuklarınıza bırakacağınız toplum, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerindeki o şiddet olayları o üçüncü sayfaya sığmayacak, gazeteleri kaplayacak, Aklınızı başınıza alın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.